İlahiyat bölümü okuyan bazı öğrenciler dünyadaki cennet bahçelerinin zikir meclisleri olduğu hadis-i şerifi kabul etmiyor. Garip hadis hükmüne sokuyorlar. Ayrıca tasavvufa inanmayıp Tapduk Emre ve Yunus Emre'nin hallerini sofra kurulma meselesini hayal ürünü olarak adlandırıyor. Sebebi de ayet-i kerimede mucizeler sadece bazı peygamberlere verilmiştir denildiği içinmiş. Bizim bunlara karşı nasıl bir yol izlememiz lazım? Dersli olmayan kardeşler bu düşünce zikirden uzaklaştırıyor. Ne cevap vermeli? Nasıl bir tutum içinde olmalıyız? Normalde bu zikir bahçeleriyle alakalı bir tane hadis-i şerif olsa bununla alakalı diyeceksiniz ki böyle bir şey var, sıkıntı var. Bununla alakalı hem hadisi kutsu var hem de birden fazla hadis-i şerif var. Hem hadisi kutsi var hem de birden fazla hadis-i şerif var. O yüzden bu hadis-i şerif mevzu deyip, garip deyip inkar etmek herkesin işi olabilir. Onlar inkar edebilirler. Birisi bir şeyi inkar etti diye o yok hükmünde olmaz. Bir kimse gözlerini kapatmış, güneş yok diyor. Siz ona o güneşi görmek istemiyorsa istediği kadar siz onun güneşin varlığını ispat edin. İspat etmeye çalışın. Yok diyecek o. Ben böyle diyen kimselere evet diyorum, güneş de yok zaten diyorum. Nasıl diyor? Basmaya diyorum ya. Var ya diyor. Sen var görüyorsan var diyorum ben. Sen var görmüyorsan yok. Yani bir şeyi yok görmek mümkün. Bir kimse görmüyor. Adam neden ateist oluyor, inkar ediyor? Dini görmüyor.